Efendim, kedi ve köpekler kısırlaştırılmalı mı? Kaç aydan sonra kısırlaştırılmaya başlanmalı ve kısırlaştırma öncesi bizim yapmamız gereken şeyler nedir? Şimdi kısırlaştırmayla ilgili çeşitli görüşler vardır. Benim görüşüm, hayvanların kısırlaştırılmasının mantığı yoktur. Çünkü yaradan tarafından yaratılmıştır. Bunu bir yaradanın, doğanın kanunu dışında böyle bir iş yapmanın mantığı yoktur. Eğer bir toplama sokak köpekleri belli bir merkeze toplanacaksa kısırlaştırıp sokağa tekrar salınıyor, mantığı yok. Eğer kısırlaştırılmadan işte erkekleri belli bir yerde, dişiler belli bir yerde daha güzel şartlarda yaşam şartları sunulursa en doğrusu budur. Kısırlaştıran meslektaşlarımız vardır. Ben 1983 mezunuyum. Ben şimdiye kadar hiçbir hayvanı kısırlaştırmadım. Özel kliniğimde de geldiler. Kesinlikle kısırlaştırmadım. Ama kısırlaştırma yapan yerlerde de özellikle bütün operasyonlarda 24 saat öncesinde gıda ve su alımı engellenir. Bir de genel olarak bir muayene edilir, herhangi bir rahatsızlığı var mı yok mu diye. Ama ondan sonra da zaten kısırlaştırma yapan veteriner hekimler aynı bunları önerecektir. 24 saat içinde şey yapacaktır. Su ve yemini vermeyeceklerdir. Efendim, evimize aldığımız evcil hayvanlarımız için hangi aşıları yaptırmalıyız ve aşı planlaması nasıl olmalı? Zaten evinize aldığınız evcil hayvanları ilk önce veteriner hekime muayeneye getirildiği zaman veteriner hekim sizlere açıklayacaktır. Ben açıklayayım bana gelenlere ben ne yapıyorum. İlk önce bir genel bir muayene yapıyorum. Herhangi bir salgın hastalık durumu yok ise zaten bunlara bir parazit iğnesi vuruyorum. Ondan sonra 2 aylığı bitirdiği takdirde kedilerde ve köpeklerde gençlik hastalığına karşı yapılıyor. 20 gün sonra tekrar rapel aşıları vuruluyor. Bir de onun dışında da köpekler 3 ay, kediler de 6 ay olduktan sonra kutuz aşısı vuruluyor. Bu ondan sonraki gelecek sene de her sene kutuz aşısı rapel oluyor. Senede bir kedi veya köpek gençliğinde 1 sene sonra rapel oluyor. Paraziti de 3 ayda bir enjeksiyon şeklinde yapmanın faydası oluyor.